Merhaba arkadaşlar burası Muğla Milas Kazıklı. Görünen yer bir tarladır. Fiyatı 3 milyon 850 bin Türk lirası. 3 milyon 850 bin Türk lirası. 3 dönüm bir yerdir. Videonun devamında 2 dönüm 925 metrekare dediysem de sonra baktım 3 dönüm bir yer çıkıyor arkadaşlar. Denize de 750-800 metre. Fiyatı videoda her ne kadar 180 bin mi 185 bin İngiliz sterlini dediysem de şu anda benim hesaplamama göre çevirdim. 3 milyon 850 bin Türk lirası yapıyor. Ancak sahip yurt dışında o para cinsinde istiyor ya. Ben de bazen size uyuyorum. Bu ne İngiliz parası, Türk parası yapayım. Kendim çevirdim. Böyle çıktı. 3 milyon 850 bin Türk lirası. Çok sistemde alıyoruz bazen yabancı para olunca. O yüzden ben de çevirdim. Fakat döviz düşer kalkar değişkenlik olabilir. Bunu söyleyebilirim. Böyle işaretledik, drone'ladık. Sonra Rona'yla... Dronu şimdi indireceğiz. Furkan gerçi çekti bu dronları. O kırmızı yazıları o yazdı. Ben bilmiyorum öyle yazımazı. Bu video düzenleme zordur. Bu başka yerde olmuyor. Furkan bilgisayarda yaptı. Neyse. İşte 3 milyon 850. Denize yakın. Değerli arkadaşlar. Başka yer yok. O dağda mağda bir şeyler görürsünüz. Sattık matlık. Bu şeyde değil. Yani bu vasıflarda değil. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine Muğla Milas Kazıklı'dayız. Burada 2 dönüm 925 metrekare bir tarla var. Tarla 25 binlik haritası bitmiş. 5 binlik harita çalışması yapıldı mı bitti mi? O süreçte denize 800 metre yakınlıkta fiyatı 180 bin İngiliz sterlini. Evet İngiliz sterlini ne yapalım? Yani yine bak güm batıyor gücüm yetmiyor. Dolayısıyla İngiliz işte ya da bizim Türklerden biri orada kendi para cinsinden vermiş. O para istiyor. Biz de isteriz Türk parası olsun. O yüzden ticarete kafes çalışan o tip entrikalardan vazgeçmeli. İngiliz parası sen toprağına bak. Ve bu 800 metre denize yakın değil mi Murat abi? 800 metre. Ya 800 diyelim 750 metre bir tane problem gelecek diyecek ki siz. 800 dediniz 750 ondan sonra bu dağın arasında birbirimizi ağaca bağlayacağız. Bağlamayacağız da mesela yani. Arkadaşlar bu zeytin ağaçlarından böyle gidiyor. Ta diğer tarafa iki dönüm 925 metrekare. Bu hayvan da herhalde o ailenin. Burada evler var arkadaşlar, yoga yapanlar var. Değil mi Murat abi? Yoga bir hanımefendi var. İstanbul hanfendi Bütün İstanbul'a selam. O da orada yoga yapıyor. Buraya da öyle yogucu bir hanfendi geldiği için güzel. İşte bu da kadastro yolu. Gidiyorsunuz. Bizlere böyle diyor. Ezu toz baveli çüne karşıka. Ezu bebaveli çüne karşıka. Yani eskiden o toplama vardı ya adam işte sevgilisiyle o toplama gidiyor. Muhtemelen ne domam pısmam derler. Bütün domam pısmamlara selam. O yüzden onun üstüne bir güzel bir ezgi, bir benzetme, bir teşbih, bir sanat. Sanatın en güzeli zaten Mezopotamya'da biliyorsunuz. Öyle bir benzetme yapmışlar. Ve arkadaşlar tarlamız geliyor. Aha burada bitiyor. Geri geri gidiyoruz. Ronay bugün bana eşlik ediyor. Ronay beni kadrajından sildi. Baktı ben abuk konuşuyorum. Ve Ronay. Evet. Tarlamız burada. Ronay gel telirgü de çekmişler. Ezut dolba ve leçüne kırşıka. Allah dikenli teller var Ronay. Ronay bu karanlıkta biri gelse buraya var ya. Ronay bu tarla. Ronay sen böyle buradan geç bakayım. Düşme. Düşme bağır. Evet. Düşme <laughs> Biz korkuyoruz Türkiye'de de söyleme. Ve arkadaşlar şimdi geldik. Geldik işte alanımız bu. Alanımız bu. Kulfetor var orada. Böyle tel örgü çekilmiş. 180 bin İngiliz sterlini. Böyle ağaçlarla yapılmış. İşte artık denize de yakın. 800 din, 750 din, 1 din. Neyse o. Evler yapmışlar orada. Evler yapmaktı bendeki tahsa. İşte diyor ya Necip Fazıl. Herkes ev yapma derdinde ama bir bakıyor Mardin'de ter geldi. İşte olay da öyle. gel Arkadaşlar. Alan bu. Güneş karşı dağlarda batmaya başladı. Burada kıyıda köşede bir deniz görüntüsü var ama deniz görüyor demeyelim görmüyor. Yok orada bir evmiş. Deniz deniz görmüyor burası. Ama denize yakın. Yani geçen yıla göre ucuz, seneye göre yok geçen yıla göre pahalı, seneye göre ucuz. Öldükten sonra <laughs> daha çok pahalı olacak. Burayı da sındık. Bazen esprilerim için beni bağışlayın halden anlayan anlar, anlamayan da ne desen yaralı parmak gibi sinirlenir yaralanır. Onlarla ayrı dünyaların insanıyız. Yan yana gelsek giderler. O yüzden güzel insanları da sırtımızda gezdiririz. O diğerleriyle biz zaten ayrı dünyayız, dünyaların insanıyız. Kurban oldum size. Saygılarımla, iyi günler.